suresini birlikte kelime meali, irab, edebiyat ve tecvid yönünden inceliyoruz. Tebbet, kurusun manasında bir bedduadır. Ebu Leheb hakkında inmiştir bu sure. Bu sure, Mesed suresi de denilmektedir. Bu surede geçen Mesed kelimesinden isimlendirilerek Ebu Leheb suresi veya Leheb suresi olarak da adlandırılmaktadır. Nüzul sebebi nedir? Bu sure niçin inmiştir? İbn Abbas şöyle diyor. Allah'ın Resulü başlangıçta durumunu gizliyor ve Mekke'nin mahallelerinde gizlice namaz kılıyordu. Bu, yakın akrabalarını uyar. Şuara suresi 214. ayetin nazil oluncaya değin 3 sene bu şekilde gizli namaz kılma olayı yani 3 sene devam etmiştir. Bu ayet nazil olunca Hazreti Peygamber bunun üzerine Allah bana en yakın akrabalarımı uyarmamı emretti. Sizlerse en yakınlarımsınız. Bilesiniz ki ben ne bu dünyada size nasip sağlayabilirim ne de ahirette bir pay. Ancak la ilahe illallah demeniz bundan müstesnadır. O zaman ben de bununla Rabbimiz katında lehinize şahitlikte bulunurum dedi. Bu söz üzerine Ebu Leheb, hay kahrolası, bizi bunun için mi çağırdın dedi. Onun bu sözü üzerine de bu sure yani Tebbet suresi nazil oldu yani indi. Tabi farklı görüşler de mevcuttur. Ayet 1 mealine bakıyoruz. Ebu Leheb'in iki eli kurusun kurudu da. Tebbet kurusun. Yeda iki el Ebi Leheb Ebu Leheb. Ve tebbe kurudu da. Zaten yazmışız. Tebbet hüsran demek. Kurmak, helak olmak anlamına gelir. Yeda iki el. Ebi Leheb bildiğimiz Ebu Leheb künyadıdır. Ve tebbe kurudu da anlamına gelmektedir. İkinci ayet. Mali nedir? Ma'ağna. Fayda vermedi. Anhu ona. Maluhu kendi malı. Malun mal hu onun malı. Yani tamlama var. Onun malı demektir. Maluhu. Ardından gelen vav ve diye isimlendirilir. Ve diye manası verilir. Ma kesebe kazandığı şey anlamına geliyor. Ma öyle bir şey ki kesebe kesbetti, kazandı, yaptı, işledi, faaliyette bulundu. Diğer ayet yani ayet 3. Yasla yaslanacak, atılacak, girecek. Başındaki sin gelecek anlamı içeriyor burada. Ecek acak sinden kaynaklanıyor. Naran ateş, cehennem yani. Zat, zate sahip demek. Leheb, alev demektir. Zate leheb, alev sahibi. Diğer ayet. Ve emraetuhu hemmaletel hadab. Bu ayette karısı da onun hamalı olarak onunla beraber girecektir anlatılmaktadır. İmraetuhu onun karısı. İmraetun yani kadın eş anlamına geliyor. Hu onun eşi. Dolayısıyla onun karısı onun eşi anlamına geliyor. Hemmalete taşıyıcı hamal olarak. El hatab odun demektir. Karısı kim? Ümmü Cemil'dir gerçek adı. Fi cidiha hablun min mesed. Fi cidiha. Cidi boyun demektir. Fi cidi boyun. Ha onun boynu. Ha onun demektir. Cid boyun. Cidiha onun boynu. Habl ip min dendan mesed lif anlamına geliyor. Şimdi biraz daha geniş bakarak ayet birden tekrar alalım. Ayet 1. Ebu Leheb ne demek? Alev'in babası demektir. Ebu baba, Leheb alev demek. Birleştir. Alev'in babası. İsim tanımlaması var. Gerçek adı nedir? Abdülüzzadır. Bu kişi Peygamberimizin amcasıdır. Kafirin suresinde Allah ne buyuruyordu? Gul ya eyyuhel kafirun. Yani de ki o kişiler şöyle şöyle. Oysa bu Tebbet suresinde de ki geçmiyor. Direkt Ebu Leheb'in elleri diyor. Neden?
De ki Ebu Leheb'in elleri kurusun buyurmayıp da Kafirun suresinde de ki ey kafirler buyurmasının sebebi nedir? Bunun da bir sebebi var. Buna birkaç bakımdan cevap verilebilir. Kafirun suresindeki kafirler Allah'ı tenkit etmişler. Bunun üzerine Cenab-ı Allah ey Muhammed onlara cevap ver ve de ki ey kafirler şeklinde buyurmuştur. Bu surede ise Hz. Muhammed'i tenkit etmişlerdir. Yani Kafirun suresinde Allah'a bir eleştiri varken Tebbet suresinde Peygamberimize bir eleştiri vardır. Bunun üzerine de Cenab-ı Hak ey Muhammed sen sus ben onun hakkından gelirim. Ebu Leheb'in elleri kurusun buyurmuştur. Bunun manası nedir? Bunun manası onlar seni kıradıkları zaman sen cahiller onlara hitap ettiklerinde selam derler. Ayetinin hükmüne girmen için sus. Ve izâ hâdebuhumul cahilûn gâlû selâmâ diye ayet var. Sen sustuğunda da senin yerine cevabı verecek olan benim. Açıklama bu şekilde hangi tefsirde geçiyor bu anlattığımız şekil? Tefsiri Mefatihül Gayb tefsiri Kebir adlı tefsirde geçiyor. Yazarı Fahrettin Razi. Ayet 1 ile ilgili açıklama yaptıktan sonra irabına değiniyoruz. Tebbet fiil mazidir. Manası istikbaldir. Çünkü bu bir duadır. Oysa fiil mazi değil, geçmiş zamandı. Ama dua kastedildiği için gelecek zaman ifade ediliyor. Fetha üzerine mebnidir. Tebbe. Fetha üzerine mebnidir. Ardından gelen cezimli ta müenneslik tasıdır. Onun için irabtan mahal yoktur. Ardından gelen yeda kelimesi elif ile merfu faildir. Çünkü o aslında nedir? Tesniyedir. Aslı nasıl yazılır? Yedani. Aslı yedanidir. Bu kelime muzaf olduğu için sonundaki nundan soyulmuştur. Ebi Leheb nedir? Muzafın ilehtir. Yani Ebi muzafın ilehtir. Ebu, Eba, Ebi. Cer alameti yadır. Çünkü bu kelime Esma-i Hamse diye isimlendirilir. Veya Esma-i Sitte diye de isimlendirilir. Kitaba göre değişir bu. Esma-i Sitte Mutelle diye adlandırılması daha yaygındır aslında. Ve bunun cer hali ya iledir. Ardından gelen leheb kelimesi hakkında konuşalım. Muzafın ilehtir bu da. Cer alameti yine en son harfin esresidir. Yani kesresidir. Ardından gelen vav ve tebbenin vavı atıf harfidir. Tebbe fiili mazidir. Faili de kendisinde müstetirliği yani gizliliği caiz olan hüvedir. Tebbe hüve. Ayet 2. Ne dedik? Ma ağna anhu maluhu ve ma kesep. Çalıştığı da kazandığı da malı da ona fayda vermedi. Hangi yönden fayda vermedi? Nasıl fayda vermedi? Fayda vermedi derken ateşe girmeme konusunda bir fayda sağlamadı. Kastedilen budur. Ateşe girmeme konusunda. Yani ne kadar çalışırsan çalış, ne kadar malın olursa olsun, bunlar kişinin ateşe yani cehenneme girmesine mani değildir. Bu ayet onun bir delilidir. İrab ma'una anhu. Ma nedir? Nafiye de istifham da olması caizdir. Ama burada Türkiye'de daha yaygın olarak ma'ına fayda vermedi yani istifham olarak kullanılıyor. Sükun üzerine mebnidir. Mahallen nasptır. Ağna fiilinin mukaddem mef'ul bihidir. Ağna fiilinin mukaddem ne demek? Öne geçmiş. Veya mahallen raftır mübtedadır. Haberi de ağna cümlesidir. Ağna fiil mazi, elif üzerine mukadder, fetha ile mebnidir. Elif üzerine mukadder dedik. Elif nerede? Ya olarak belki düşünüyorsunuz. Bu ya değildir yani ye değildir. Eliftir bu. Elif-i meksure denilir buna. Mukadder diyoruz. Üzerine mukadder fetha. Mukadder yani gizli, görünürde, yazılışta olmayan bir fetha ile mebnidir. Anhu car mecrurdur. Yani en harfi cerdir, hu mecrurudur. Mutalliki nedir? Avna fiilidir.
Maluhu'ya gelelim. Maluhu ve ma keseb. Zamme ile merfu faildir. Ney? Malu. Zamme ile merfu faildir. Malu. Ha nedir? Yani hu diye yazılan bu zamir. Muttasıl bir zamirdir. Mahallen cerdir. İzafet sebebiyle. Çünkü mal muzaf, hu muzafın ilehtir. Ardından gelen vav. Atıf harfidir. Ardından gelen ma. Sükun üzerine mebni ismi mevsuldür. Raf mahallindedir. Çünkü neden? Çünkü maluhu üzerine matuftur. Mal neydi? Merfuydu. Bundan dolayı ma da merfu olarak değerlendirilmiştir. Keseb fiiline gelelim. Kesebe. Evna'nın irabı ile iraplanır. Yapısının alameti de açık fethadır. Keseb cümlesi sıla cümlesi olduğu için iraptan mahalli yoktur. Keseb cümlesi cümle nerede? Bunun bir faili var değil mi? Faili de nedir? Hüve zamiridir. Mahzuftur. Bundaki zamir de sılasına dönüyor. Seyasla ayetine geliyoruz. Başındakisin söyledik istikbal harfidir. Yesla muzarifi ildir. Elif üzerine takdir edilen bir zamme ile merfudur. Bu eliftir ya değildir. Faili müstitirliği cevazen olan hüvedir. Yani seyasla hüve. Hüve yesla fiilinin tahtında müstetirdir. Yani altında gizli olarak mevcuttur. Yazıda gösterilmez. Bu hüveden kasıt nedir? Ebu Leheb'tir. Atılacak kim? Hüve o. O kim? Ebu Leheb. Naran nedir? Mef'ulü bihtir. Nasb alamet açıktır. Fethası var. Zate Leheb. Zat ve Leheb kelimeleri. Bu nedir? Narın sıfatıdır. Yani ateş ama nasıl bir ateş? Alev sahibi. Leheb, muzafun ileyh, cer alameti kesredir. Buna göre zat nedir? Muzaftır. Diğer ayetimiz ve emraetuhu diye devam eden ayet. Ve emraetuhu onun karısı demiştik. Eşi. Eşinin gerçek adı neydi? Ümmü Cemil. Sınavlarda da sorulan bir sorudur. İmraetuhu yasla'nın zamiri üzerine atıftır. Az önce yasla geçti değil mi? Seyasla'nın zamiri vardı hüve. İşte bu kelime imraetuhu onun zamiri üzerine atıftır. Hu zamirine geldiğimizde zamme üzerine mebni muttasıl zamirdir. Mahallen cerdir çünkü muzafun ileyhtir. Çünkü imraetu muzaftır. Hemmaleten hadaba gelince el hadabın muzafın ileyhi olduğu esresinden belli. Buna göre hammalete nedir? Muzaftır. Bununla birlikte hammalete peki neden fethalıdır? Son harfi neden fethalı? Çünkü kendisini mef'ulü bih veya da hal olarak değerlendirilmiştir. Yani hal olduğu için fethalıdır veya mef'ulü bih olduğu için fethalıdır. Orası tartışmalıdır. Son ayetimize geldik. Fi nedir? Harfi cerdir. Cidi onun mecrurudur. Bununla birlikte fi cidiha olduğu gibi nedir? İmraetuhu geçmişti ya az önce. Onun ikinci halidir. İsim cümlesidir. Mahallen nasptır. İsim cümlesidir. Mahallen nasptır. Fi cidi söyledik. Car mecrurdur. Mukaddem haberdir. Ha nedir? Ha, sükun üzerine mebni muttasıl zamirdir. İzafet nedeniyle mahallen cerdir. Çünkü fi harfi cer, cidi onun mecruru. Aynı zamanda cidi muzaf, ha onun muzafın ileyhidir. Ardından gelen habl, muahhar muptedadır, zamme ile merfudur. Muptedadır. Muahhar ne demek? Yani geç gelen, asıl yerinde gelmeyip haberden sonra gelen demektir. Ertelenmiş. Min harfi cer, mesed onun mecrurudur. İşin edebiyat yanı. Ebu Leheb'in iki eli mecaz-ı mürseldir. Cüz. Yani el zikredilip
bütünü yani Ebu Leheb'in kendisi kastedilmiştir. Parçadan kül kastediliyor. Buna mecazi mürsel diyoruz. Türkçede de mevcut. Ebi Leheb ve Zat-ı Leheb arasında cinası vardır. Leheb Leheb. Birincisi onun künyesi, ikincisi de ateşin vasfıdır. Cinas iki lafzın söylenişte aynı manada farklı oluşudur. Odun hamalı istiaredir. Ebu Leheb'in hanımı yerine kullanılmış olup aslında insanlar arasında nefret uyandıracak gerçek dışı söz yayanlar için kullanılan bir deyimdir. Gerçek adı değildir. Karısı da odun hamalı olarak yergi için mensuptur. Yani özellikle odun hamalı yermek için. Tebbe, Kesep, Leheb, Hatap kelimelerin sonları ses bakımından birbiriyle uyumlu olduğundan orada ne vardır? Sici vardır. Bir açıklamada bulunalım. Ebu Leheb peygamberimizin amcalarından birisidir. Künyesi Ebu Uteybe'dir. Ebu Leheb denmesi ise yüzünün kızarıklığından dolayıdır. Kurudu da Allah onu helak etsin etti de dedikleri gibidir. Geçmiş zaman sıgası ile ifadesi böylece ne oluyor? Vukuun tahakkuku içindir. Yani aslında tebbet eda Ebi Leheb'in ve tebbe kurudu da demektir. Oysa Ebu Leheb o zaman elleri kurumamıştı. Elleri kurusundan kastedilen tabii ki nedir? Kahrolsundur. Aslında henüz kahr olmamıştı. Ama ne diyor burada? Vukuun tahakkuku içindir. Neden mazi kullanıldı gerçekleşmediği halde? Mazi kullanmasının sebebi bu işin gerçekleşeceğini tekit içindir. Karısı da Kureyş'in ileri gelenlerindendir. Künyesi Ümmü Cemil, adı Erva bin Harp bin Ümeyre'dir. Ebu Süfyan'ın kardeşidir. Odun hamalı olarak gerçek bir olaya da ne var burada? İşaret var. O dikeni taşır ve gece vakti Resulullah'ın yoluna serperdi. Yani aslında bir taşımacılık işi yaparmış. Ya da cehennem odunu taşıyacaktır. Çünkü Resulullah'a düşmanlığı ile günahlar taşımaktadır. Eşinin de günahına katlanmaktadır. Bir başka yorumda ne anlatılır? İnsanlar arasında husumete yol açan gerçek dışı sözler yaymasından kinayedir diyor. Boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde bağını yüklenip boynuna bağlamış haliyle oduncuya benzetilmektedir. Bu benzetme onun konumunu tahkir yani hor görme veya cehennem ateşindeki halini açıklamak içindir. Öyle ki cehennemde sırtında zakkum ve darı gibi cehennem odunlarından bir demet odun boynunda da ateşten zincir olacaktır. Burada bir soru var tabi görebilene. Ebu Leheb bu sure indikten sonra Müslüman olmaya karar vermiş olsa ne olacak? Bu durumda cehenneme gireceğine de iman etmiş olması gerekirdi. Değil mi? Sure indiğinde burada Ebu Leheb'in cehenneme gireceği anlaşılmaktadır. Elleri kurusun derken gerçekten ellerinde hastalık olsun kastedilmiyor yani. Kastedilmiş olduğu iddia edilse bile seyasla naran ateşe yaslanacak, atılacak, cehenneme girecek diye bizzat açık ifade de vardır. Bu ayet indikten sonra Ebu Leheb ben artık Müslüman oldum dese bu durumda iman şartlarına ilave olarak bir de ne gerekecek? Ayetlerin hepsine inanmak gerekiyor ya. Ayetlerden birisi de kendisinin cehenneme gideceğini söylüyor. Bu durumda ona da inanması gerekirdi. Bu nasıl olacak? Müslüman olsam da bu din cehenneme gireceğimi söylüyor, Müslüman olmasam da. Bu durumda iman etmenin bana faydası nedir deseydi ne olacaktı? Cevap, Allah geleceği de bildiği için bu kişinin iman etmeden öleceğini de bilmiştir. Ve bu yüzden bu ayet nazil olmuştur. Ebu Leheb'in iman etmesine bir etkide, bir zorlamada bulunmuyordu bu ayet. Bu konuyu neden işledik? Bu konu tefsirlerde de mevcuttur. Kelam ilmiyle fazla uğraşanların zihninde de mevcuttur. Bu tür bir soruya muhatap olabiliriz. Sıra geldi son olarak tecvidi işlemeye. Tebbe derken bağda şedde var. Şedde olduğuna göre idgam isteyin. Bilâ gunnedir bu. Çünkü mim değildir, nun değildir. Yeda
meti tabi var. Ebi meti tabi var. Lehebi ve teminden sonra vav gelmiş. İdgam maal gunne vardır. Tebbe derken şedde var. İdgam isteğin bile gunne. Maal gunne olabilmesi için mim veya nunda olmalıydı bu şedde. Ma avna. Meti munfasıl vardır. Avna meti tabi anhu. İzhar vardır. Allahu hayyun halikun adun ganin ha diyen. Cizmin ondan sonra ha geldiği için izhar vardır. Ma meti tabi var. Hu meti tabi var. Ma yine meti tabi var. Keseb ettiğimiz için galgale vardır. Kutbu cezinden ba harfi gelmiştir. Seyas la meti tabi, na meti tabi, naran zat ederken İhfa vardır. Sif, za, sena de devam eden harflerden za gelmiştir. Teminden sonra za geldiği için ihfa olur. Za derken meti tabi var. Leheb derken yine galgale vardır. Galgalenin hükmü vaciptir. Ve imra'etuhu meti tabi vardır. Ham derken şedde var. Bu şedde mim de değil, nun da değil. Öyleyse idgam isteyen bilâ gunnedir. Ardından hareketsiz elif geldiği için meti tabi vardır. Letel derken lam okunmuştur. Öyleyse burada izhar gameri vardır. Hatab derken yine galgala vardır. Kutbu yüzünden ba geldiği için. Galgaların hükmü vacip. Fi derken metti tabi. Ci derken metti tabi. Ha derken metti tabi. Hablün derken burada galgala vardır. Hablüm min derken yemnudan mim gelmiş. Neden sonra? Temvinden sonra. Öyleyse idgam malguna vardır. Burada mim harfinde şedde vardır. Mim de şedde olduğu için idgam isteyin maal gunnedir. Mim, pardon, mim ediyorum ben, yanlış okuyorum. Min meset. Burada şeddeler yanlış konulduğu için biz de yanlış düşündük. Hablün min. Yani buradaki teminden sonra mim geldiği için idgam maal gunne vardır. Ama mim de şedde yok burada gerçekte. Yanlış yazmışız. Şedde olmadığı için burada ne olacaktır? Burada idgam isteyen mağlubu ne yoktur. Min meset derken nundan, sakin nundan sonra mim gelmiştir. Yemnudandır. Dolayısıyla idgam mağlubu ne vardır yine? Mim me meset derken yine dediğimiz gibi tecvid burada vardır. Mesed derken galgala vardır. Tekrarlayalım. Fi meti tabi var Y'den dolayı. C meti tabi var Y'den dolayı. Ha Elif'ten dolayı meti tabi var. Habl derken Ba'dan dolayı galgala var. Hablün min. Teminden sonra mim gelmiştir. Dolayısıyla idgam mağlubuna vardır. Nundan sonra yine mim gelmiştir. Dolayısıyla yine idgam mağlubuna vardır. Dal gelmiştir kutbu cedinden. Dolayısıyla galgala vardır. Böylece tecvidi de bitirmiş olduk.